Evet Reşit Hocam, siz neler söylemek istersiniz bu ziyaretlerle alakalı? Şimdi ben söyleyeceğim ama öyle kısa bir olmaz diye. Doldurmuşsunuz maşallah. Yani şöyle, öncelikle biz bu sene Afyon ve il ve ilçelerindeydik. Bu seneki Emri bil Maruf'un Medine dönemiydi. Ve artı olarak bu seneki Emri bil Maruf, Efendi Hazretlerimizin 2008 yılında Emri bil Maruf'a çıkarken Allahu Teala sizin tesirinizi büyük etsin diye etmiş olduğu duanın aşikare, zahir olduğu, ortaya çıktığı tecellisinin, bu duanın tecelli ettiği bir Emri bil Maruf oldu. Yani zirve Emri bil Maruf, tesiri yüksek, gerçekten dolu dolu konuşanın da, dinleyenin de, takip edenin de tesirlendiği zirve bir Emri bil Maruf oldu. Ve bu insanımızı Emri bil Maruf'a susamış bulduk biz. Bizlere susamış bulduk. Bizim anlatacağımız ayete, hadis-i şeriflere, sahih itikada susamış bulduk. Gerçekten bu buluşmalar, yani bu Emri bil Maruf buluşmaları, halkımıza dokunmamız çok önemli bir ihtiyaçmış. Bunun olması gerektiğini gördük. Bizler toplu kalabalıklara, yani Afyon'da, Allah oradaki kardeşlerimizden, genç ihtiyar kim varsa hepsinden razı olsun. Tamam. Hep toplu kalabalıklara hitap ettik. Asla bir tane veya iki tane kişiye hitap etmedik. Ne zaman ki Emri bil Maruf yaptık, mutlaka 3, 5, 10, 15 kahvaneler önleri dolu dolu bulduk. Ve herkese devamlı bir Emri bil Maruf ihtiyacı olduğunu, halkımız bize böyle geri dönüşleriyle, halkımızın bizden talepleriyle bunu gördük. Ve kahvaneye, belediyeye, emniyete, parklardaki gençlere, ondan sonra pazardaki esnafa, çarşıdaki, pazardaki cenaze merasiminde, yani kimi bulduysak saymak mümkün değil ki, namaz kılana, kılmayana, yani ayrım yoktu. Biz şuna gideceğiz de buna gitmeyeceğiz. Veyahut da ihtiyardı, gence gitmeyeceğiz. Gençti de ihtiyarlarla bizim işimiz yoktu değil. Üniversiteli gençlere de, İmam Hatip Lisesi öğrencilere de hepsine gittik. Evet. Tek tek halkımızla buluştuk. Onlara dokunduk. Elhamdülillah. Bunların karşılığını da aldık. Gerçekten samimi, çok sıcak yakınlıkları gördük. Tabii bunu yaparken artık 8 seneye yakın zamandır Emri bil Maruf'lara çıkıyoruz. Hocamızın sayesinde, Allah razı olsun. Bu Emri bil Maruf'ta dikkat edilecek hususları, ince teknik detayları, olmazsa olmaz konuları da dikkat ettiğimiz zaman Emri bil Maruf'un gerçekten ekmek kadayıfı üzerine kaymak, şimdi Afyon'a gittik ya, oradan temsille şey yapalım, gibi olduğunu, böyle insanlarımızın sen ben ayrımı yapmadan, eğer ki biz tavırlı yaklaşmazsak, biz gardlı yaklaşmazsak, güler yüzle, tebessümle, tatlı yumuşak bir dille yaklaştığımız zaman, kim olursa olsun, Alevisi, Sünnisi, işte resmi erkandan veya halktan kimse olursa olsun, bunların karşılığının son derece bize yakın olduğunu, arada hiçbir ayrılığın olmadığını gördük. Yeter ki biz kendi kendimize halkımızla perde örmeyelim, duvar örmeyelim. Bu duvarların atıldığını, perdelerin kaldırıldığını gördük bu Emri bil Maruf'ta. Evet. Yani bu seneki Emri bil Maruf bir değişikti. Men lem yezük, lem yarif demişler. Tatmayan bilmez. Evet. Bu tarif Emri bil Maruf içinde %100 oturan, %100 örtüşen bir tarifti. Evet. Yani biz bunu canlı canlı müşahede ettik. Yeri geldi biz ağladık. Yeri geldi dinleyenlerimiz ağladı. İşte şehitlerimiz vardı. Şehitlerimizin özellikle gittiğimiz yerlerde de hep arkadaşlarımızla karşılaşmışlar. Şehitlerimizin acısı tazeyken aynı günlerde kutlamaların, şampiyona kutlamalarının yaşandığını gördük. Ne yazık ki birilerinin zevki sefa ve eğlencelerinin bu memleket için, milletimiz için canlarını feda eden ve bizim evlatlarımız rahat yatağında uyusun diye kendi evlatlarını yetim öksüz bırakmak uğruna canını feda eden şehitlerimizin haberlerinin, şehadet haberlerinin bu kutlama haberleri yanında gölgede kaldığını gördük. Evet. Bunları da kıyasladık. Dedik ki bakın, gençliğimizle aramız açılıyor. Gençliğimizle uçurumların
açığının çoğalması iyiye gidiş değildir. Evet. Aile yapımızı bozucu nice yanlış şeyler vardır. Hep bunlara temas ettik ve elhamdülillah güzel dönüşler aldık. Şunu da gördük gençlerle alakalı. Evet. Gençler diyor ki bizimle ilgilenin. Bizim elimizden tutun, bizi kurtarın. Yani feryat ediyorlar tabiri caizse gençlerimiz. Ufacık pırıl pırıl gençler. Yani üstü tozlanmış pırlanta gibi. Üzerindeki külü üflediğin zaman iman alevi fışkıran, iman fışkıran ve asla itirazcı yaklaşmayan, kabul kulağıyla dinleyen, yeter ki onun frekansını bulalım. Onun ayarından, onun anlayacağı dille onlara yaklaştığımız zaman gençlerimiz bize sahip çıkın diye neredeyse feryat ediyorlar. Ama biz hep duvarlar örmüşüz. Gelin bize sahip çıkın diyebilme, tabii ki bunu lisanen söyleyebilme durumları yok ama biz onların dertlerini, onların sıkıntılarını anlamamışız. Halkımızdan şunu gördük bu emri bil marufta, talep olarak, dönüş olarak. Yani bu emri bil maruflar belli sürelerle olmasın, devamlı olsun ve hiç bitmesin. Yani bir kişilik veya ferdi çalışmalar olmasın. Buna Diyanet de katılsın, hocalar da katılsın. Ondan sonra sadece senenin belli bir gününe, belli bir haftasına değil de devamlı bizimle ilgilenin, bize sahip çıkın, bizim size ihtiyacımız var diyen, lisan-ı haliyle bunu diyen halkımızı gördük. Evet. Ehl-i sünnete sahip çıkın diyorlar. Siz sahip çıkmazsanız bu ehl-i sünnete kimse sahip çıkmaz. Tarikat ve mezhep kavgası olmasın, bu ülkede yaşanmasın hocam diyen arkadaşlarımız, halkımız vardı. Evet. Birlik ve beraberliği artırmak için bu gidiş gelişler devam etsin ve birlik beraberliği artırıcı bu çalışmalar çok lüzumlu diyen kardeşlerimiz vardı elhamdülillah. Dişli hocam, Afyonlu kardeşlerimize yönelik gerçekten, hani ben burada bugün bu emri harfi yapıyorum Afyon'da kardeşlerime ama televizyondan ulaşmak daha belli başlı noktalara kolay. Şunu söyleyeceğim dediğiniz bir ifade oldu mu sevgili hocam? Şimdi biz ekrana geçtiğim zaman nasıl, hani hasbihalde inşallah akşam oraya yetişirsek, evet, Afyonlu kardeşlerime şunu aktaracağım dediğiniz bir konu oldu mu? Şimdi Afyonlu kardeşlerimize biz öncelikle genç ihtiyar, bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Evet. Gerçekten bizi ilgiyle takip ettiler, dinlediler, bağırlarına bastılar. Misafirperverliğinin, Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerini gösterdiler. Evet. Yani asla böyle tepeden bakan mağrur bir anlayışla yaklaşmadılar. Yani o sıcak ilgi, sıcak yakınlığı, hamim, kennehu veliyyun hamim denilen o sıcaklığı gösterdiler. Evet. Bu yüzden o kardeşlerimize, bu ekranlardan seyircilerimize huzurumuzda teşekkür ediyorum. Evet. Dikkatimizi çeken husus buydu. Bu yakınlıktı, bu sıcaktı. Tabii sahil kesimlerinde biraz daha bu konuda biraz şey var ama Afyon öyle değildi. İl ve ilçelerinde gerçekten bir susamışlık vardı. Emri bil marufa susamışlık vardı. Evet. Gençliğin özellikle bir iştiyakı, son derece yüksek bir iştiyakı vardı. Evet. Bizimle ilgilenin, bizi kurtarın diye feryat eden neredeyse bir şey vardı. Evet. Kim, bir de şunu gördük. Gençliğe kim el uzatırsa o gençlik onundur. Yani kim? Bir misyoner geldi, ona sahip çıktı, el uzattı. O gençlik artık onların olmuştur. Evet. Eğer biz sahip çıkarsak bizim gençliğimiz, bizim geleceğimiz diyebiliriz. Ama bizim sahip çıkmadığımız o gençliğe kim sahip çıkmış ve el uzatmışsa artık o gençlik onların oluyor.